Abimiz bizim o. Tamam mı? Yumurta topuk ayakkabıları vardır. Şu kadar bir abimizdi Kadir abi. Kadir abi saçın içine etti, sıçtı içine yani. Ulan dedim peki şimdi Tarık Akan gelecek. Tarık abi kulise geldi. Ben giremiyorum. Babam çağırdı sonra. Besat gel dedi. O kadar kendini güzel göstermek istiyorsun yani. Çünkü Tarık Akan ya yani. Halbuki ne önemi var şu anki kafayla? Tabii şu anda kafayla yani. Ne olacak ya? O zaman çocuk aklıyla tabii ki. Sonra girdim. Tarık abi bana dedi ki saçların ne güzel olmuş dedi. Lan şimdi sonradan hikaye tabii. Baba söyledi herhalde ona. Yani tabii. Söyledi. Tarık Akan'la oturduk 15 dakika konuştuk. Abi sonra mesela yıllar sonra Tarık abi salon filmlerinden daha sosyal filmlere geçtiğinde ilk saçını kazıttığı zaman bir resmi çıktı. Ben de biraz daha delikanlı olmuştum o zaman. Ölen dedim ne önemi var ki? Yani bana hep o da bir mesaj oldu. Tabii. O hatırlar mısınız? Bayağı gazetede haberi çıkmıştı tabii. Bunu. Tarık Akan o uzun saçlarını kestirdi. Bambaşka bir adam oldu filan. Ne önemi var ki diye. O zaman hep böyle hayatım boyunca bir sürü daha sonrasından yani ders çıkartmak değil de hayata dair o zamanlar takıldığın konuları hatta böyle bir sorum da vardı. Ha. Geçmişte kabul etmediğin ama şu anda kabul ettiğin, fark ettiğin ve hayatına ona göre devam ettiğin neler var dediğim bu bunlardan birisi ya aslında. İşte bu da onlardan. Şeklin biridir. Aslında ne kadar bazen öneminin olmadığı ortaya tabii. Çıkıyor yani. İşte şeyler, sevinçlerden falan geldik de evet abi yani bizim hayatımız şey de öyle bir şey demişti galiba bizim Murat Evgin, Erol Evgin'in, Erol abinin oğlu Murat çok da değerli bir müzisyen. Televizyonda gördüğüm ünlüler bizim eve geliyordu ve çok şaşırıyordum diye evet, düşünsene. Yani çünkü o baba Erol Evgin onun için. Şöhretli tabii. Erol Evgin değil ki yani. Çok normal yani. Sizin evet böyle bir taraftan çok iyi gibi gözüken bir şey. Aslında siz belki de bu sektöre çok hazır geldiğiniz düşünülüyor. Ama büyük de bir sorumluluk, büyük de bir sırtınızda bir yük var aslında. Var. Yaptığını, attığınız adımlar, yaptığınız hareketler, tavırlar ki bazen işte babasını geçtiydi, geçmediydi muhabbetleri. O da çok komik şeyler ama orada da sevgili Besat abicim ne kadar zeki bir insan olduğunu gerçekten attığın tweetlerle işin magazinel kısmını konuşmak istemediğim için konuşmuyorum. Çünkü hepsi sevdiğimiz insanlar ama orada bir mizahçılar bazen espri yaparlarken farkında olmadan işte kırabiliyoruz birbirimizi. Belki de öyle bir şey oldu. Ama sen çok güzel bir cevap vererek zaten kimin oğlu olduğunu gösterdin bence yani. Çok güzeldi. Ya üslupta baba hep şey derdi yani baba değil de ustam diye bahsettiğim evet, zaman zaman. Daha doğrusu. Hicvedin hicvetliğiniz insanın da belden aşağı vurmadan hicvetin. Bu siyasi de olur. Ve hicvetliğiniz insanı da güldürebilecek şekilde hicvedin. Siyasi espri yapın diye. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Ama tabii bu sosyal medyayla birlikte birçok şey değişti. Yani işte, mertlik bozuldu yani. Mertlik bozuldu. Çünkü şeyler icat oldu. Ne derler? Troller çıktı ortaya. Hem öyle hem de şimdi senin sahnede Behzat abi. Senin bugüne kadar biriktirdiğin tecrübeyle bir cümleyi sarf etmen var. Hani vardır ya. Abi bu adama da küfür ağzına çok yakışıyor derler ya. Bazen birilerine küfür bile yakışabilir. Tabii canım. Ama bazen öyle bir espri yaparsın ki o espride hiciv vardır, tabii. Sertlik vardır. Tabii. Bazen belden aşağı vardır ama adam o kadar şık yapar tabii. Ki onu kızamazsın. Şimdi burada sadece düğmelere basıyorsun. Tabii. Harflerle cümleler kuruyorsun. Tabii. Üstünde gülen bir suratın var. Tweet atıyorsun. Bunun bir senin üslubun diye bir şey yok ki. Gösteremiyorsun ki kendini. Anlatamıyorsun ki derdini yani. O ifaden yok. İfade yok. Üslup yok yani. Sadece cümle üslubu olabilir yani. Ya o sosyal medyada bir şey yani kendi adıma konuşursam takip edenler. Takip edeni de sevmiyorum. O ne demek ya takip etmek işte. Ya bizim izleyenler desek bizim deyimimizde aslında tiyatro diliyle. Ya bir tane vardı öyle ya. Bir yerde şey bitmişti. Bizim biletler falan bir tükendi. Ne sandalye sattık. Böyle sonra interaktife geçer. Ben sizin takipçinizim takip ettim. Lan bu kadar da takip etme oğlum dedim yani. Buraya kadar mı takip ettin diye. Takip ediyor. Seyirci yani. Biz iletişimimizi kurduk ve çok güzel böyle. Ya onlar benim ne demek istediğimi çok anlıyorlar. İyi anlıyorlar. Sahnedeki bazı işte güncel esprileri yapıyoruz ya. Hani zaten bizim tarz tiyatrolarında biçiminde yok mudur abi? Tabii güncel ki. Bir şey yakalarsan anı geldiğinde söylersin. Aynen. Seyirci de güler, alkışlar ya da gülmez. Tutmaya da bilir. Tabii. Biz onu sosyal medyada şeyle bizi izleyenlerle, takip eden seyircilerle birlikte yakaladık. Hatta beklemeye başladılar. Ya çünkü ben sosyal medya benim aile albümüm gibi bir şey değil ki. Değil, doğru. Yani albümüme bakarım evde. Orası seyircilerimize, bizi sevenlere göstermek istediğimiz şeyleri gösteriyoruz. Eğlendirir, kimi zaman da
şu eğlendirme içgüdüsü var ya, o içgüdüyle hareket ediyoruz. Çünkü tabii. O da bizi mutlu eden bir şey. E tabii ben çünkü mutlu oluyorum. Güzel reaksiyonlar gelince de mutlu oluyoruz yani. Ben gülen yüzleri gelince orada şöyle bir şey var değil mi? Her yere koruyorlar bunu abi. Bu nasıl bir emoji ise, ulan doğum gününde de bunu koyuyor. Evet. Adam ölüyor gene bunu koyuyor ya. Evet.